Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TGT Geometri Soru Bankası kitabından dik üçgen konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 24 ve 25'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda dik üçgenler verilmiş. Öncelikle iki tane sayı burada olduğu için şu dik üçgene bakalım. Pisagor bağıntısından şu EC'yi bulalım. EC'ye bir A uzunluğu diyeyim ben. Şöyle Pisagor bağıntısı yapalım ama 3 kök karesi ve 3'ün karesiyle uğraşmayalım. Burası 3'ün kök katı. Burası 3'ün bir katı o zaman A da ne olacaktır? A da o zaman 3'ün kare kök içerisinde karesi artı karesi mi olacak? Hayır. Hipotenüs verildiği için karesi eksi karesi olacak değil mi? Dik kenarsı olduğu için. Yani kök 10'un karesi 10 eksi 1'in karesi 1'den bu kök 9 yaptı. Kök 9 da zaten 3'tür. 3 üç çarpı 3'ten A'yı kaç buluruz? 9 buluruz. Evet A 9 çıktı böylelikle. Sonra şuradaki dik üçgene bakacak olursak bu dik üçgende 9 var 15 var. 3 4 5'in 3 katı 9 12 15'ten 12 çıktı burası. Sonra büyük üçgene bakacak olursak eğer şöyle. E hocam 12 var 20 var. 3, 4, 5'in 5 katına kadar bilin demiştim zaten. 12, 16, 20 üçgeninden şu uzunlukta 16 çıkacaktır. Yani x artı 9 eşittir 16 ise x de böylelikle 7 olarak çıkar. Yani cevap akçay oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. Evet ne demiş 54 var 54 kök 5 var. 1, 2 kök 5 üçgeninde mi küçük olanın kök 5 katıysa o zaman burası direkt ne yapacaktır? 108 yapacaktır. Zaten üst yüzü dikdörtgen şeklinde olan bir şey olduğu için burası 90 derece. Sonra çekmeceyi açmışım. Komedinin üst çekmecesi kaç santimetre açılırsa burası 180 santimetre olur diye soruluyor bize. Şimdi dostlar burası 90 derece değil mi? Evet bak burası kaç? 54. E ben buradaki x benden buradaki x isteniliyor bir kere. Pisagor bağlantısı yapacağım. E biz burayı da 108 bulmuştuk. Şurası 108 burası da 108 değil mi? Evet şimdi 108 ve 180. Hocam sayılar çok büyük. ÖSYM e sever. Hatta çok küçük sayılarda sever. 1.8 ve 1.08 diye de sorabilirdi bunu. Siz yine böyle tam sayı elde edene kadar çarpımlarına bakacaktınız böyle. Ee, burada ne yapacaksınız? Ortak çarpanı bulacaksınız. Hocam bu sanırım kaçı, kaçın katı? 5'e bölünse 36. A bu da 36'nın katı. Yani o zaman buraya ne diyeceğiz? Arkadaşlar 5, 36 çarpı 5 değil mi burası? Evet 36 çarpı 5 burası. Burası da 36 çarpı 3. E o zaman burası da ne olacak? 36 çarpı 4 olacak. Yani 144 oldu. Hocam x artı 54 eşittir 144 ise x'i buradan kaç buluruz? 90 buluruz. Cevap Cehan yaptı. Ama dur bir şey atlamışız burada. Şimdi x 90 olacak ama çekmesinin şu uzunluğu kaç? 54 santimetre değil mi? Evet. E sen 90 santimetre nasıl çekiyorsun? Tamam çektik havada kaldı tamam mı? Aynı hizada çektik. Ya da önümüzdeki sene şuradaki sayıyı değiştiririz. Ama bu sorunun bu mantıkla sorulduğu da belli. Sadece sayı biraz gıcık olmuş. Havada çektiğimizi düşün ya da bu içerideki böyle katlanabilir bir şey gibi düşün tamam mı? Soruyu öyle düşün. Neyse, İkinci soruda böyle bir sayısal bir mantıkta sorun çözümü güzel, gerçekten çok güzel. Çekiyorsun ikinci bir düküşken oluşuyor. Ee, ama sayıları sanki bir düzenlememiz lazım. İkinci soru Ceyhan. geldik üçe. Dik üçgen biçimindeki 3 üç adet karton şekildeki gibi birer kenarla çakışacak biçimde birleştirilmiştir. Evet şöyle birleştirilmiş. Başka bir şey var mı? Uzunluklar verilmiş. Bir de şöyle bir şey daha verilmiş. Ben buraya bir y dersem. AB uzunluğu y artı 4 mu yaptı? Evet. AC'ye y dedim. O zaman AB uzunluğu y artı 4 oldu. Bak ilk önce şurada bir pisagor bağıntısı yapacağım. 15 varsa hissedelim. Yani y artı 9'un karesi, y artı 4'ün karesi artı 15'in karesi demeyelim özel üçgenleri biliyoruz ya. Şimdi 15 ile ilgili hangi özel üçgen var? 8, 15, 17. 17 yapması için burası 8 olur. E, y ye yerine 8 yazarsam 8, 15, 17 sağlamadı. Başka 15 ile ilgili dik kenarda 15 olan hangi üçgen var? 3, 4, 5'in 5 katı. 15, 20, 25 üçgeni mi diye hissedelim. Acaba burası 15, 20, 25 üçgeni mi? Yani şurası 20 olduğunda Y kaç oluyor? Y 16 oluyor. Y ye yerine 16 yazarsam hop burası 25 sağladı mı? Sağladı. Sıkıntı yok. E hocam buraya 16 bulduk. 12 16 23 geni olur. E 12 16 23 üçgeninden tamam 20 ise 8 ise burası buraya 12 kaldı. Sonra burada Pisagor 5 12 13 üçgeninden de cevabı ne buluruz? 13 olarak buluruz. Yani cevap Denizli çıktı. 3. soruda. Geldik 4'e. Evet, Pisagor bağıntıları var elimizde arkadaşım. Şu dik kenarda burası verilmiş. Şu dik üçgende burası eşit verilmiş. Bu dik üçgende de şurası eşit verilmiş. Ne yapacağız? Valla Pisagor yapmaktan başka çare yok. E şu kenarların eşitliğini düşüneceğiz. Şuraya y diyeyim buraya da y diyeyim. E arkadaş ne yapalım? Öncelikli olarak şuradaki dik üçgendeki Pisagor bağıntısını düşünsek. Hocam burada karesi eksi karesi burası değil midir? Evet kare kök içinde. Kare kök içerisinde y kare eksi x kare yapar burası. Tamam. Şuradaki dik üçgeni kullandık arkadaşlar. Şimdi gelelim şuradaki dik üçgene bakalım. Şuradaki dik üçgende de arkadaşlar yine bir şey var mı? Var. Ee, bunun tamamı 6 ya. Bak şunun tamamı 6 ya. Hocam y kare eksi 36 kare küçüğü de burası değil midir? Evet. Y kare eksi 36 burası. A burada da bir pisagor var. O zaman şunun karesi. Yani y kare eksi x kare neye eşittir? Şunun karesi. Y kare eksi 36 artı 2'nin karesine mi eşittir? Evet. Y kareler nanay oldu. Şurası eksi 36 artı 4 eksi 32 artı 32 diyor. Bir tarafa attım. Eksi x kareyi de bu tarafa attım artı x kare oldu. Yani x buradan kök 32'ye eşit oldu. Bu 16 çarpı 2 olduğundan dışarıya 4 diye çıkar 16. Yani cevap 4 kök 2 yapar. Evet 4. soru balık kesir oldu. Geldik 5'e. Şimdi bizden x deniyor. Arkadaşlar eşitlik de var. Aa, eşitlik varsa aklınıza ne gelir? Orta taban gelir. Orta tabanı çekmenin bir sürü yöntemi var. İster kalemini buraya koydun ya. ister buraya paralel çiz. ister buraya paralel çiz. İstersen de orta tabanı şu şekilde oluştur. Dışarıda oluştur. İstediğin şekilde yap kardeşim. Ama biz genelde şuna alışkınız. Eşitliğin olduğu yerden böyle orta taban çizmeye alışkınız ya. Şuradan bir orta taban çizelim. Orta taban çizince ne çıktı karşımıza? Ya bu arada 4, 6, 2, 2, 3 burayı bulsak x'i bulamıyoruz. x'e ait bir 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Eşitlik var. E, eşitlik nasıl olabilir? Orta taban aklımıza gelebilir. Ya da x'e ait işte dik üçgen nasıl elde edilir? Hocam şuradan dik çizerek elde edilir deyip sanki bu senin için daha mantıklı. Buradan çizerek aa hocam burada bu sefer şöyle bir şey oluştu. Ort taban oluştu deyip 4 ise 8 dersin 6 ise 6 dersin 6 8 13 üçgeninden buraya bulursun. Ya da biz şuna alışkınız ya eşitliğin olduğu yerden bir ort taban çizelim. İki ihtimalimiz var ya sağa ya aşağıya. Sağa çizince de güzel bir şey çıkıyor. Paralel. Paralelse 6 ise ort tabandan 3 burası. Z'den dolayı bak burası da 90 oldu. Ve ort taban çizgisi olduğu için bunlar da birbirine eşit oldu. E ne çıktı burada? 3, 4, 5 üçgeni. E burası da 5. Toplam burası isteniyor bizden. Cevap böylelikle 10 olarak buluruz. Sana 3 farklı yol gösterdim. İstediğin yerden yapabilirsin tabii ki. Geldik 6'ya. E hocam eşitlik var burada ve şurada ne var? Bak 90. 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Ne var? Muhteşem işte. Yani 10, 10, 10 oldu. E hocam şurada bir Pisagor bağıntısı var. Hadi şu Pisagor bağıntısını kullanalım öncelikli olarak. Pisagor bağıntısında kenarlarımız kaç? Artık bunları bilin kardeşim. 12 burası. Hocam burası 20. 12, 20. 12, 16, 20 üçgeninden burası. 16 çıkar. Sonra ne var burada? Büyük üçgende dik üçgen ya. Bak dikten de dik çizilmiş öklit bağıntısı var. Yani 12'nin karesi x çarpı 16'ya eşittir. 12'nin karesi eşittir x çarpı 16. Yani bu 12 çarpı 12 ya. Bu da x çarpı 16 ya. 4'e bölsen 4'e bölsen 3. Bir daha 4'e bölsen 4'e bölsen gitti burası. Burada da 3 kaldı. 3 kere 3 9. Yani x'i böylelikle kaç bulduk? 9 olarak bulduk. Bizden de zaten bu isteniyor. 6. soru Akçay oldu. Geldik 7'ye. 15, 25. Ne üçgeni? 15, 20, 25 üçgenden Burası 20 çıkar. 3, 4, 5'in 5 katından dolayı. Hocam bir dik üçgende sadece bütün dik kenarlar belli. Sadece burası eksikse alandan gidiyorduk. Alanı işlemedik ama alanı ortaokuldan hatırlıyorsunuzdur. Dik kenarlar çarpımının yarısı. Dik üçgenin alanı 15 çarpı 20 bölü 2. Aynı zamanda taban çarpı yükseklik bölü 2. 25 çarpı x bölü 2. Bölü 2'ler gider. 5'e bölsem 5. 5'e bölsen kaç yaptı burada? 3. Bir daha 5'e bölsen 5'e bölsen 4 4 kere 3 12. X'i buradan 12 buluruz. Cevap Akçay çıkar. Farklı yollarla yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Hocam şunun karesi bu çarpı tamamı diye şurayı buluruz. Sonra burayı bulduktan sonra da pisagor pisagorlandısından ikisini de bulabiliriz. Tabii ki. Tamam sana kalmış ama bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Hipotenüse ait yükseklik eksikse nereden yapıyoruz? Alandan yapmak mantıklı diye hep söylüyoruz. Evet cevap Akçay oldu. 7'de geldik 8'e. Özel açı mantığı var burada. 30'un ve 45'in mantığını kullanmam lazım. 30'un mantığını nasıl kullanabiliriz? Hop şuradan bir dik çizerek. Dikimizi çizdik. Diki çizdikten sonra ne geldi karşımıza? Bir dik üçgen. 30, 90, 60. Hocam 30, 60, 90, üçgeni. 90'ın karşısı 6 kök ise 30'u karşısı 3 kök 2 yapar. E, 60'ı karşısında bulurum da gerek yok. Burada da 45, 90, 45 üçgeni çıktı. E buradaki üçgende de kök 2 kat değil mi? 45, 45, 90 üçgende. Yani x neye eşit olacaktır? 3 kök 2'nin kök 2 katına eşit olacaktır. Kök katı da Kaç yapıyor? Şu x'in çarpı 2 ya. 6 yapar. Yani cevap böylelikle C han yapar. Geldik 9'a. Yukarıdaki verilere göre x kaçtır diye soruluyor. Kardeşim bu ne üçgeni? Hocam 45, 90, 45 üçgeni. E 12 kök ki, 12 kök kök katı. O zaman burası kaç yapar? Kök katından dolayı. Bak şuraya da 12 kök yazayım istersen. 24 yapar? 12 kök kök katı. 24 yapar. Hocam x'i bulmam lazım. x'e ait bir dik üçgen karşılık getirmem lazım. E dik üçgene nasıl karşılık getirebiliriz? Hop şuradan bir dik çizerek değil mi? E buradan dik çizince bak ne geldik kardeşim. Hocam 45 90 burası da 45 yaptı. A bu hatta ikizkenar üçgen ya tabanı iki eş parçaya böldü diyebilirsin ya da 45 45 90 üçgenden 12 kök ise kök 2'ye bölünmüş hali 12 12 olur diyebiliriz. Aynı zamanda burası da 45 ya. Burası da 12 mi oldu ikizkenar alttan ya da tamam 24 olduğundan buraya da 12 kaldı diyebiliriz. E şuradaki üçgende ne var? 12 şurası kaç? 16. 12 16 ne üçgeni? 20 üçgeni. Yani cevap böylelikle Denizli oldu arkadaşlar. 3 4 5'in 4 katından dolayı. 9. soru Denizli geldik 10. soruya. Aşağıda yere dik olacak şekilde konumlandırılmış bir direk verilmiştir. Evet, şöyle bir direk. Sonra AB 1 metre, şurası 1 metre olarak verilmiş. BC de 3 metre olarak verilmiş. Fırtına nedeniyle 120 derecelik açı yapacak şekilde kırılıyor. Evet, şöyle. Buna göre kırılmış olan direğin A üssü ile C noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. E arkadaşlar işte bizden şu uzunluk isteniyor. Sen bu kırıldığı zaman yine şu AB uzunluğu bir birim ya A üssü B uzunluğu yine bir birim değil midir? Evet şurası bir birim. E şurası da üç birim. Yani sen burada ne yapacaksın? Şöyle bir üçgen çıktı senin karşına. Şöyle büyüteyim hatta şöyle büyük hali olsun elimizde. Şöyle bir üçgen çıktı karşımıza. Hocam şurası bir birim şurası da üç birim ve şurası da 120 derece çıktı ve benden X uzunluğu isteniliyor. Direğin kalınlığını da ihmal ediniz diyor. E ne yapacağız? kosinüs teoremi hocam diğerleriniz var ama kosinüs teoremiyle yapmaktansa ben ne yapıyordum? 120'nin ya buradaki 180'e tamamlayanını kullanacağım ya da buradaki 180'e tamamlayanını kullanacağım. E hocam burası 60 derece ya da burada katmış. Buradan da dik çizsen tek sayı 90'ın karşısı. 90'ın karşısı 130'un karşısı 3 bölü 2 ile uğraşacağım. Buradan da dik çizsem 90'ın karşısı 1 ise 30'ın karşısı 1 bölü 2 ile uğraşacağım. E hocam her iki dik çizmede de mantıksızlık oluşuyor. İşte böyle sorularda bence şunu yapabilirsin. Yani her ikisi de böyle, tekse Böyle çift düşünebilirsin. Hocam şunu 2 olarak alayım. Bak 2 katı. Bunu da 2 katı olarak alayım. 6. Heh şimdi buradan dik çizsem böyle. Bak şimdi 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1 mi çıkıyor? Evet. 60'ın karşısında kökü çıkıyor. O zaman kenarlar köküçe hop şurası 7 mi yapıyor? O zaman x'in karesi neye eşit olacak arkadaşlar? Ee, o zaman x ne olacak? Şu 2 katı aldık ya. Bu da 2 katı aldık ya. O zaman bu da 2 katı olacak. X demeyelim de o zaman şu soru diyelim şuraya e, kafanı da iki katıyla karıştırmak istemiyorum. E, burada x tamam x diyelim. x'in karesi neye eşit oluyor arkadaşım? Kökçük karesi 3 artı bu üçgen 6 oldu. 6 da artı 1 7. 7'nin karesi 49 oldu. 52 oldu. Yani x kare eşittir 52'den. x buradan kök 52 yapar. E buradan da bu kaçtır? 52. Sanırım 2 kök 17 mi yapıyor? Evet 2 kök 10, yok. 13 çarpı 4. 4 çarpı 13 yapıyor. Yani bu da 4 dışarı çıkıyor. X'i 2 kök 13 olarak buluruz. Bak 2 katında cevabı ben 2 kök 13 bulduysam eğer. Bak burası 2 kök 13 çıktı. 2 katında 2 kök 13 bulduysam e, yarısında ne olacaktır? Cevap kök 13'tür diyebilirsin. Bu şekilde yorum yapabilirsin. Ha öbür türlü hocam şuradan dik çizip 90'ın karşısı 1 ise karşı karşısı 1 bölü 2 deyip rasyonel sayılarla uğraşmış olursun. İşlem kalabalığını yapma bence böyle sorularda her ikisi de tek kenarsa iki katını düşünüp en son bulduğun cevabın yarısı cevap olur şeklinde yorum yaparsam bence daha güzel olur. Bu mantık ben genelde böyle yapıyorum. Aklına bulunsun sonuçta e, iki katı bir birin iki katı iki üçün iki katı altı e burası da iki katı iki kök on üç. E yarısını olacak. 1, 3 kök 13 üç üçgen olacak. Çünkü üçgen benzer üçgen mantığından geliyor. Tamam. Ve geldik son soruya. Akıntının olmadığı denizin durgun olduğu bir günde Alper teknesinin bağlı olduğu G limanından yola çıkıyor. Evet Alper G limanından yola çıksın bakalım şöyle. Şurası G liman olsun. G'yi yazdık. Sonra önce 10 deniz mili kuzeye gidiyor. Kuzey demek yukarı demek değil mi? 10 deniz mili kuzeye götürelim bakalım şunu. 10 gittik. Burası 10. Tamam. Şöyle yazalım hatta. Sonra ne yapıyormuş? Dümenini 120 derece sola kırıp. Bak bizim eleman şu şekilde gitmesi gerekiyor değil mi? Şimdi ben dümenimi 120 derece sola kıracağım. Sol. Yani şöyle. Kırdım. 120 derece. Kırıyorum kırıyorum. kırıyorum, kırıyorum. Şöyle mi olacak? Evet. Şöyle 120 derece çevirdim bak. 120 derece sola kırdım. Şöyle bir şey oldu. Ve ne kadar gidecekmişim? 6 deniz mili gidecekmişim. Buradan bir 6 deniz mili gidelim bakalım. Şuradan bunu 6 götürdüm. Sonra buradan da normalde böyle gitmesi gerekiyordu. Değil mi? Böyle gitmesi gerekirken şimdi ne olmuş? Daha sonra tekrar düğmeni 120 derece daha sola kırmış. Sola kırmaya devam edeceğim o zaman. Sola kırdım 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 kırdım. Şöyle gittim. Ve 12 deniz mili daha gideceğim. Şöyle 12 deniz mili gideceğim. Tamam. E arkadaş 120 derecede böyle kırdım. Burada da 120 derece kırdım. Ondan sonra M noktasına gelmişim burada. İşte benden ne isteniyor? G ile M arasındaki uzaklık isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi 120'lere bakalım mı? Bakalım. 120 ise hocam burası 60. 120 ise burası da 60. A 60 60 60 çıktı. Hocam şu bir eşkenar üçgen çıktı. E o zaman 6 ise burası da 6. Burası da 6. Yani buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Bu eleman bizim ne kadar gitmişti? Bu eleman bizim 12 deniz mili gitmişti burada. Öyle yazıyordu. 6'sı buradaysa burası da 6 yaptı. Ters açıdan burası da 60 oldu. E benden şu uzunluk isteniyor. Artık şurada işlemimizi yapacağız. Kosinüs teoremi hocam. Ya bırak kosinüs teoremini. Şurada 60 var ya. Bu 60'ın mantığını kullan burada ya. Ne yapacaksın? Dik çiz böyle. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaç yapar? 2. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. E, 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı da 2 kök 3 Ve burada pisagor bağıntısı X. X'in karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi. Kısa yoldan yapabilirdik ama neyse. Yazdık. Artı 4'ün karesi. X'in karesi buradan 12 artı 16'tan kaç yapıyor o zaman? 28 yapıyor. E x de böylelikle kök 28. Yani bu 4 çarpı 7 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından x'i 2 kök 7 olarak buluruz. Evet cevap böylelikle Balıkesir çıktı. 11. soruda yani son soruda. Böylelikle 4. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste yani videoda 5. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.